olması, seçim çalışmalarına benim için dikkat çekici oldu açıkçası. Biz gazeteciler açısından. Biz Cumhur İttifakı'nın sahaya inme çabasından memnunuz. Miting yapmaya çalışmalarından çok memnunuz. Neden? Çünkü vatandaşımız sonucu görüyor. Saraçhane'de, İstanbul'da yapmaya çalıştıklarında ortaya çıkan sonuç belli. Kayseri'de ortaya çıkan sonuç belli. Tayyip Bey'in daha önce miting yapmaya çalıştığı illerde ki Tayyip Bey de Kayseri'ye gitti biliyorsunuz. Otobüslerle fabrikalardan işçiler erken paydos edildi, oralardan insanlar taşındı. Bütün bu çabalara rağmen, devlet olanaklarını sonuna kadar kullanıyor olmalarına rağmen vatandaşımız eğer siz istemiyorsanız o mitinge zorla götüremezsiniz. Usulen işimize gücümüze bir şey olmasın diye vatandaşımız gidebilir. Ama o giden arkadaşların da sandıkta o partiye oy vereceğinin garantisi yoktur. Bizim insanımızı hafife alıyorlar. Bizim insanımız sessiz sedasız 2023 yılında Cumhur İttifakı'na sıkı bir kırmızı kart gösterecek. Bence onlar da bu kadar sert bir tepkiyle karşılaştıklarından dolayı şaşıracaklar. Biz sahadayız. Keşke bizim sahada yapabildiklerimizi, genel başkanımızın, altılı masadaki diğer liderlerin, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki genel başkan yardımcısı, milletvekili arkadaşların sahada yapabildiklerini keşke onlar da yapabilseler. Sahaya inseler ve vatandaşla böyle normal bir diyalog kurabilseler. Ama ondan uzaklar, taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyorlar, mitingler yapıyorlar. Ya da çok iyi bildikleri bazı sivil toplum örgütlerine ziyaretler yapıyorlar. Bunu da bir sahaya indik gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Sayın Salıcı, peki bu EYT, sosyal konut, yaklaşan bir dönemde zam olacak. Bütün bunların etkisi olmaz mı? Yine de vatandaş sandığa gittiğinde tepkisini mi gösterir? Şöyle, yani siz sahayı hep izlediğiniz ve gözlemlediğiniz somut, için soruyorum. Somut bir örnekle cevap vereyim. Biz gençlerin üniversite sırasında almış oldukları kredilerin faizlerinin silinmesini söyledik defalarca. Sonra Tayyip Bey çıktı dedi ki faizlerini siliyoruz dedi. O akşam Türkiye'de trend topik olan başlık neydi? Teşekkürler Kılıçdaroğlu'ydu. Şimdi vatandaşımız şunu farkında. Tayyip Bey'i zorlamadan Sayın Kılıçdaroğlu, Tayyip Bey bunu yapmayacağını birkaç kez söylemiş zaten. Olmaz demiş. Hatta bazen kızarak söylemiş. Bazen bunu soran gazetecilere böyle tepeden bir cevap vermiş. Niye yaptı? Zorlandığı için yaptı. Kim zorladı? Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu zorladı. Bu ilk değil ki. Daha önce de oldu. Emekliye 2 maaş ikramiye dedik. Emekliye 2 tane 2 bayramda biner lira verme noktasına geldiler ama bizim zorumuzda geldiler. Ama sizin taşeron sarayda işçilere... bir ajanınız olduğu iddiası var. Yani Cumhurbaşkanlığından bilgi akıyor, evet. Duyuyorlar ve ona göre ön alıyorlar gibi bir iddiası var siyasi iktidarın. Yani bence komik. Yani bunu söyleyen kişinin işgal ettiği pozisyona da yakışmayan, bunu söyleyen kişinin siyasi tecrübesine, yani yıllardır siyasetin içinde olan bir insanın böyle bir şey söylüyor olması komik. Çok kendilerine güvenmiyorlarsa, çok sıkıntıları varsa o bürokratları, o siyasetçileri, hepsini sarayın etrafına dolduran kendileri. Tedbirlerini alsın o zaman. Yani böyle bir şey söylenir mi? Hani bugün Faik Bey'e sordular. Faik Bey güzel bir örnekle cevap verdi. Oynar mısın? Yerim dar. Yani bahane buluyorlar. Başka bir şey değil. Siz sahayı çok iyi bilen, tecrübeli bir siyasetçisiniz. Teşkilatçılığı çok iyi biliyorsunuz. Nasıl bir çözülme var mı gerçekten? Var. Hani iddia edildiği gibi. Çünkü bir yandan da milletvekilliği sebebiyle parlamentoda iktidar partisi milletvekilleriyle de sürekli temasınız var. Rahatsızlıklarını ikili sohbetlerde dile getiriyorlar mı? Şimdi iktidar cenahından siyasetçiler, mevcut vekiller, daha önce vekillik yapmış olanlar, bakanlık yapmış olanlar, grup başkan vekili, yani önemli kurucular. Kurucular ki onların bir kısmı zaten basına da konuşuyor. Daha böyle yumuşak cümlelerle ama içerik itibariyle sert mesajlar veriyorlar. Baktığınız zaman gidişatın nasıl olduğunu görüyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aslında hata üstüne hata yaptığını, vatandaşla arasında büyük bir mesafe koyduğunu, bir kibir abidesine dönüştüğünü, yani saraylılık havasına kapıldığını. Hani bir zamanlar diyorlardı ya biz vatandaşın içindeyiz, millet iradesi. 2019'dan beri hiç kimse millet iradesi lafını duyamadı Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani Keçiören'den taşındığından beri, subay evlerinden hatta. Evet. Şimdi sarayda bir bakış var. O saraydan Türkiye'ye bakıyor ve bakmış olduğu noktadan kendisine getirilen bilgilerden dolayı memnun. Yani bu şey gibi Halk TV izlerseniz hayatın gerçeklerini görüyorsunuz. İşte muhalif birkaç kanal var. Yaşananları görüyorsunuz. A Haber izlerseniz Türkiye başka bir coğrafyada, başka bir durumda. İşte
Avrupalılar bizi kıskanıyor falan gibi sözlerin edildiği bir dünyayı görüyorsunuz. Şimdi ikisi de Türkiye'den yayın yapıyor. Ama iki ayrı dünya var. Biri gerçeklerin dünyası, öbürü de az önce bahsettiğim gibi sarayın dünyası. Vatandaşımız neyin nasıl olduğunu gayet farkında. Somut bir örnekle söyleyeyim. Hep şu konuşulurdu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden CHP'ye oy geçişi olmaz. Neden olmaz? İşte iki uç parti. Dolayısıyla bunların birbiri arasında bir geçişkenliği yoktur denirdi. Bunu yorumcular, siyaset bilimciler, televizyonlarda konuşurlardı. 2019'dan bu yana, biz bunu 2019'da gördük bir geçişkenlik olduğunu, 2019'dan bu yana da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş seçmenin bırakın CHP'ye geçmesini, siyaset yapanlar CHP'ye gelip siyaset yapmak istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelip siyaset yapmak istiyor. Dolayısıyla geçişkenlik seçmen düzeyinde var. Zaten onun üzerine çıkmış durumda. Siyasetçiler geçiyor. Daha da ötesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaratmış olduğu bazı efsaneler vardı. O efsaneler dökülüyorlar. İşte neydi? Cumhuriyet Halk Partililere oy vermeyin. Onlar size sosyal yardım yapmayacaklar. Şimdi 2009 yerel seçiminden beri böyle bir şey konuşuluyor mu? Bizim belediye başkanlarımız maalesef sosyal yardımları arttırmak zorunda kaldılar. Çünkü ülkenin içinde bulunduğu durum çok kötü. Biz sosyal yardımlarla Türkiye'yi, ülkeyi, toplumu ayakta tutan bir parti olmak istemeyiz. Ama ekonomik kriz o kadar ağır koşullar yarattı ki biz bu sosyal yardımları arttırmak zorunda kaldık. Neydi? Sivas ötesine geçemez bunlar diyorlardı. İşte ben birkaç gün önce Hakkari'deydim. Sınır noktasındaydık. Oraya gidelim mi? Hemen gidelim. Şimdi aslında bir başlık oydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Doğu Masası. Doğu evet. Masası da çalışıyor. Ve Van, Hakkari, Erzurum'a gittiniz. Evet. Bu kapsamda. Ne yapıyor CHP Doğu ve Güneydoğu'da? Enteresan. Çünkü hani epey bir oy kaybı vardı. 8 milletvekiliniz var. Bu toplam. Toplam evet. 24 ilden. Ve sayıyı artırmak için üye sayınızı artırmak için hem milletvekili sayınızı artırmak için ciddi bir çalışma yürütüyorsunuz. Gözlemleriniz nedir gerçekten? Ciddi bir ilgi var mı CHP'ye? Var, var. Biz bunu 2 yıldan beri yürütüyoruz. Yani Doğu Masası kurulduğundan beri biz bu çalışmayı yürütüyoruz. İçinde parti meclis üyelerimiz var, milletvekillerimiz var. İşte hatırlarsanız ilkbaharda Van'da belediye başkanları toplantısı düzenledik. Bütün Türkiye'den 250 belediye başkanımız Van'a geldi. İlçelere gitti, mahallelere gitti. Orada vatandaşla buluştu. Şimdi 2 yıldan beri bizim yapmaya çalıştığımız şey şu. Bir, bizim orada örgütlerimiz var. Yıllardır var. Ama onların kapasitesini geliştirmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla örgütsel kapasiteyi geliştirmeye çalışıyoruz. Örgütsel kapasiteyi geliştirmek ne demek? Üye sayısını arttırmak demek. Örgütü toplumun farklı kesimlerinin katılımına açmak demek. Sahada, mahallede, köyde daha fazla bulunmak demek. Bizim Doğu Güneydoğu Anadolu'daki bu 24 ilde köylerin büyük bir kısmında üyemiz yoktu. Köylerde üye yapıyoruz. Yani özel olarak hedef gözetiyoruz. O köye gidiyor arkadaşlarımız. Birkaç kez gidiyor. Oradan bir arkadaşımız ya da bir aileyi partiye kazandırıyor. Çünkü seçim gelecek. Seçim günü o köye sandık konulacak. Ve o köydeki sandığın başında duracak oradan, o yerelden bir arkadaşımıza ihtiyaç var sandık sorumlusu olarak. Seçim bir güvenliğine bunu, de tabii, bir yatırım. Yani biz çok bir yandan bir oraya... rakamı vereyim. Arzu ederseniz özür dileyerek kesiyorum sözünüzü. CHP'nin bu 24 ilde 85 bin olan üye sayısını 125 bine çıkardınız. Hı-hı. Bugüne kadar. Evet. Hedef kaç? Şöyle, biz illere tek tek hedefiniz şudur demiyoruz. Hı-hı. Hedefiniz bu olacak, bunu mutlaka yapmanız lazım diye örgütü ne kadar baskılarsanız o kadar çok naylon iyilikle karşılaşma ihtimaliniz artar. Hı-hı. Biz istiyoruz ki gerçek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını da bilen arkadaşlarımız partiye katılsın. Hatta mümkün mertebe bizim örgütlerimiz o bölgedeki kanaat önderlerine, önde gelen kişilere, geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmış olabilir, başka bir partide siyaset yapmış olabilir, siyasete mesafeli durabilir. Gitsinler, teklif götürsünler, partiye katsınlar. Zaten biz bu Van'a yapmış olduğumuz, Van, Erzurum ve Hakkari'ye yapmış olduğumuz ziyarette de beraber gittiğimiz arkadaşlar bu tür görüşmeler de yaptılar. Biz bunları mutlaka yapıyoruz. Örneğin geçmişte Doğru Yol Partisi'ne siyaset yapmış bir kişi, bir kanaat önderi. Gidiyoruz bir çayını içiyoruz. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yürüyen süreci, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesini olumlu buluyorsa partiye katmak istiyoruz. Katılanlar oluyor. Biz biraz daha bekleyelim diyenler oluyor. Biz katılmayalım ama oy vereceğiz diyenler oluyor. Haberlere yansıyanlar oldu. Büyük aileler, aşiretlerden katılım olduğu yönünde. Evet. Mesela Hakkari'ye gittiğimizde Hakkari'nin iki ilçesinden yoğun katılım oldu. Biri Derecik, biri Şendinli. Yani sınır noktası, sıfır noktası.
Oralar daha böyle küçük, yani Derecik özellikle daha küçük bir ilçe, tam sınır noktasında ve oradaki vatandaşlara bu bizim birkaç kez gittik. Yani bu son gidişimizde onlara kattık ama ondan önce milletvekili arkadaşlarımız birkaç kez Derece'ye gitti. Şemdinli'ye gitti. Onlarla görüştü, sohbet etti, onların hassasiyetlerini dinledi, partinin politikalarını anlattı. O sürecin sonucunda, işte il başkanımızın, oradaki arkadaşlarımızın çalışmalarının sonucunda biz oradan bazı önemli figürleri partiye kattık. Bu böyle bir seferlik gitmekle, bir çay içip geri dönmekle olmuyor. Sürekli istikrarlı bir şekilde o heyetlerin devam ediyor olması gerekiyor ki bu yapılıyor şu anda. İşte genel başkanımız bugün Adıyaman, Malatya ve yarın Elazığ'da olacak. Biz Hakkari'de üye katılımı yaptık, Erzurum'da üye katılımı yaptık, Van'da üye katılımı yaptık. Yarın, üye katılımların dışında da çalışmalar yaptık. Yarın grup toplantısı, evet, var değil mi Elazığ'da? Yani